Zemmil ayet 8 ve 9. Rabbinin adını zikret ve sadece ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen sadece onu vekil edin. Bu Müzemmil suresinin 6. ayeti ve 7. ayeti Altıncısı şüphesiz gece ibadete kalkmak daha tesirli ve okumak daha elverişlidir. Yedinci ayet de çünkü gündüz senin uzun bir mesuliyetin var. Peygamberine söylüyor bunu. Yani o peygambere diyor ki gece ibadet etmek ve gece Allah'ı zikretmek daha önemlidir. Ama diyor gündüz de senin hani işlerin var, mesuliyetin var, 8. ayette de Rabbinin adını zikret ve ona yönel. Sonra da o doğunun da batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen sadece onu vekil edin. Gece ibadeti özel bir ibadettir. Bu ayet-i kerime de zaten bu sure Mekki'dir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke devrinde sadece gece teheccüd namazı kılardı. O günkü Müslümanlar da sadece gece namazı kılarlardı. Ama normalde tabi bu sadece peygambere hastı sallallahu aleyhi ve selleme ama o günkü Müslümanlar da normalde gece namazı kılanlar vardı. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edilince namaz Medine-i Münevvere'de beş vakit olarak orada farz kılındı. Ve gece namazı bu sefer nafileye dönmüş oldu medine sürecinde ve gündüz işinize bakın. Gündüz mesuliyetleriniz var. Gündüz işinize bakın. Gündüz işimize bakarız. İşimize bakarken haramlardan uzak durur, farzları yerine getiririz. Ve Rabbinin adını zikret. Her daim her halimizde onu zikretmeye gayret ederiz. Evet namaz da zikirdir. Beş vakit namazımızı kılarız. Oruç da zikirdir. Evet orucumuzu da tutarız. Evet ilim öğrenmek de zikirdir. İşte ayet tefsir ediyoruz burada. Hadis konuşuyoruz. Evet dinimizi yaşay yaşayabilecek kadar ilim ehliyiz aynı zamanda. Hamdolsun cahil değiliz. Haramımızı biliyoruz helal helalımızı biliyoruz. Haramı helal etmiyoruz, helala haram etmiyoruz. E bizden tefsir alimi herkes olacak diye bir kaide yok. Onu da otursunlar, başkaları yapsın. Biz fıkıh alimi olacağız diye bir kaide yok. Onlar da otursunlar, yapsınlar. Devlet her birine maaş veriyor. Tefsir alimi olun, fıkıh alimi olun diye. Ha onlar olmuyorlarsa, o bilemem ya da özel yetiştiriliyorlarsa farklı noktalarda ona da bir şey diyemem Cenab-ı Hak bize zikrullah halakası nasip etmiş hamdolsun Allah'ı zikir en büyük iş demiş en büyük işi bize ihsan eylemiş en büyük iş Cenab-ı Hak'ı hamdü sena ediyorum o zaman diyor ki sen Allah'ı çokça zikret işini bitirince kendini ona ibadete ver. Onu zikretmeye devam et her halinde. Çünkü Allah'ı devamlı zikretmek ve Allah'ı zikir bunun altını çiziyorum. seçilmişlerin işidir. Özeldir. Allah'ı zikredenler mukarrabin sınıfındandır. Allah'ı zikredenler Cenab-ı Hakk'ın özel kendine seçtikleridir. Özel kendine seçmiştir onu. Çünkü Allah'ı zikir en büyük iştir. O en büyük işi insanlar kendi iradeleriyle yapabilecek noktada değildir. Bunu kibirlenmek için söylemiyorum. Bunu lüt, bu lütfun karşısında ezikliğimi bildirmek için söylüyorum. Cenab-ı Hak lütfetmiş, ikram etmiş, ihsan etmiş. Kendi emanını almış, özel dairesini almış, sana kendisini zikrettiriyor. Bu özel bir daire. Bu özel bir daire. Bu böyle milyon dolarlarla paha biçilecek bir şey değil. Bu milyar dolarlarla paha biçilecek bir şey değil. Senin halake zikrullah'a oturman dünya ve içindekilerden daha kıymetli. Halake zikrullah'a oturman dünya ve içindekilerden daha kıymetli. Çünkü en büyük işe oturuyorsun. En büyük işi yapıyorsun.